Haftalık burcunuza hoş geldiniz. Koç burçları ile ilgili değişen ne oldu dersiniz? Hiçbir şey olmadı diyen, isyan eden bir sürü koç burçları var. Hep söylüyor bir şey yaptığın yok Emine'ciğim diyen bir şey. Şimdi burçlara göre eğer hayatımızı yönlendirmemiz doğru ama sadece olabilme, olabilir ifadeleri vardır. Astrolojide olacak diye bir kavram yoktur. Bunu unutmayın lütfen, ona göre dinleyin. Evet, koçların lider kafası, ben yaparım, ben ederim ve hızlı ve ani düşündünüz ya bu hafta. Yani onu da alayım, bunu da alayım. Çok yorulmadınız mı daldan dala kopmaktan? Evet, siz başarılısınız, zekisiniz ama bence biraz işlerimiz biraz sakinleştirmemiz gerek. Evet, kaybetmek istemiyorsunuz, kaybetmeyeceksiniz. Hatta çok daha büyük teklifler gelecek. O tarafa doğru da yöneleceksiniz. Ama olmasını gereken şey sizin bedeninizin de dingin bir kafaya ihtiyacı var. Özel hayatınızla ilgili de aslında muhteşem bir ilişkiniz var. Bu ilişkiyle evliliği karar verdiniz ama ilişkisi olmayan bazı koç burçları için de güzel bir ilişki haftasının başlangıcı ama sizde de ufak tefek geçmişten istediğiniz birinin geri dönmesi, belki onunla evlilik yapabilirsiniz. Sizin gelecek hayatınız evli olan koç burçları için de bir erkek çocuk muradı olacak. Hatta bir evle ilgili de değiştirmek, satın almak değil de evi değiştirmek gibi fikrimiz söz konusu olabilir diyorum. 22 Nisan boğa burçları neler bekliyor diyorsanız boğaların aslında yemek yeme arzusu ön planda olmaya başladı, unutmayıp istiyorum dediği bir hafta, her şey ters gitti Emineciğim, olmayacak şey başına geldi. 15 Nisan nereye, 22 Nisan nereye diyebilirsiniz belki. Hayır, aslında siz bir ufak tefek göze ve nazara geldiniz ama siz çok başarılı ve çok yeteneklisiniz. Sürpriz paralarınız gelecek bu hafta. Aa, oradan da böyle bir para nasıl geldi diye hayatınız içerisinde para haftanız olacak. Özel hayatınızla ilgili de yaşadığınız sıkıntılardan insanlara ilişki güvensizliğiniz başladı. Artık kimseyi istemiyorum, sakin ve sessiz bir hafta istiyorum diyen boğa burçları için de sürpriz bir aşk haftası, hatta evlilik kararına gidecek kadar da güzel bir aşka yelken açacaksınız. Sizin de belki boğaz enfeksiyonu, kadınsal bölgeniz ya da prostatla ilgili sıkıntılarınız olabilir ya da sırtla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat edin diyorum. Ufak tefek kazalar haftanız olabilir boğalar. Lütfen kazalara dikkat edin. Panik yapmayın istiyorum. İkizler burcunu 22 Nisan neler bekliyor diyorsanız İkizler için aslında yeni bir iş başladı, güzel bir iş, verimlilik haftası. Daha hedeflediği noktayı başarıya sağlayacak bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Ve hatta yöneticilerinizden teşekkür alma, çok doğru başardığınız dediğiniz bir hafta ama sizin bazı borçlarınız var geçmişle ilgili. Bunları bir düzene oturtun. Bu düzene oturtursanız paranızın da değeri, yatırımla ilgili planladığınız noktanın da parasını toparlayabileceğinizi düşünüyorum. Uzun süredir sizde toprakla ve da araziyle alakalı almak istediğiniz bir yer var. Akdeniz Belge'den bunu da bu yıl sonuna kadar kavuşturacaksınız ve güzel bir sevinç yaşayacağınıza inanıyorum. O yüzden hani ikizlerin kafası hep dağınık derler ya, hani ikizler çok hızlı ve seri konuştukları için herkesin kafasını dağıtıyor. Kendileri de dağınık, etrafı da dağıtıyorsunuz. Bence etrafı dağıtmaktan vazgeçin, kendinizi de dağıtmaktan vazgeçin. Çünkü 2019 Nisan'ın size verimliliğini ve gerçekten ne istiyorsanız gerçekleşeceği bir haftanın sevincini yaşayacaksınız. Uzun sürede de sağlık problemi yaşayan büyüklerinizle ilgili birinin sıkıntısını, birinin sevincini alacaksınız. Ve memleketinizle alakalı bazı miras konuları söz konusu olabilir. Haklarınız ve kökleriniz için mücadele edin. İsterim ikizler burcu diyorum. 22 Nisan yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız yengeçler miskin, uyku modundan uyanmak istemiyorlar. Acayip derecede güneşin enerjisi sanki kafalarına vurmuş gibi daha onlar ilkbahara girmeden yazı yaşayan bir kafaya girmez. Bence yazda değiliz, ilkbahardayız yengeçler. İşinize deniz kafanızı geri bırakın, işinize konsantre olun, paranıza konsantre olursanız daha verimli. Bir de size dışarıdan gelecek bir ortaklı teklif var. Bu ortaklı teklifi doğru noktada değerlendirirseniz hani ucu bucu olmayacak büyük paralara dahil olacaksınız. Sizin de eğitiminizle ilgili yarım kalan bazı noktalarınız var. Bunları da tamamlamak istiyorsunuz. Özel hayat konusunda da evliliğiyle ilgili çatırdayan, bitti diyen insanlara nispet eder gibi ben evliliğimi kurtardım ve mutluyum diyen bazı yengeçlere de güzel bir sır. İlişkisi problem olan da hani evli değilseniz, ilişkiniz varsa bitirme kararı, yeni bir yelken açma, yeni bir ilişkiye konsantre olmak istiyor bazı yengeçlerimiz. Ve geçmiş ait noktayı kapatan yengeçlerimiz için de doğru bir aşk, doğru bir başarı sağlayacağınıza inanıyorum. Sizde de belki kol altı bezeleriniz ya da göğüsle alakalı sağlık problemleriniz olabilir. Nefes almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. 22 Nisan Aslan burçları ile ilgili neler bekleniyor?
aslanlar aslında evet işler çok yoğun, tekrar para hakimiyeti kurdular. Anlaşmak istediği kapının imzasını attılar ve güzel süreçlere giriş yaptılar. Hatta bu işi biz nasıl başardık diyeceği haftanın sevincini yaşayacaksınız. Hatta yöneticilerinizle ilgili de sizi motivasyon ve yurt dışında bazı gitmeniz gereken projelere doğru yön alacaksınız ve yöneticilerimiz artık sen bu ülkede bunun sunumunu yap, şu ülkede bunun sunumu dediğimiz bir sunum çizgisi olacak ve çok büyük yurt dışı kapılarımız açılacak. Çünkü aslanlar Türkiye'nin dışında farklı ülkelerde de iş yapmak istiyorlar. Bunun da başarısı sağlanacak. Aslında sizin de belki son zamanlarda el tırnaklarınızı yeme, diş eti ya da dudağınızı kemiriyor, çekip etleri çevirme, sinirden kaşınızla oynuyor olabilirsiniz. Biraz psikoloji yorgunluğuyla. Lütfen et tırnaklarınızı, tırnaklarınızı, kenar dudaklarınızı yemeyin aslanlar. Hepinizi seviyoruz. Siz iyi insanlarsınız. Sizin böyle bir takıntınız oldu, farkında olmayarak oldu. Farkındalığı geride bırak ve vücuduna dokunma, zarar verme diyorum. Evet, senin de babaya olan öfken bitti. Babayı ödüllendireceksin. Ona sürpriz araba istiyor sanki baba. Böyle bir mır mır mırlanıyor. Ya da ava çok meraklıysa, avla ilgili hedeflediği bir şey var. Ona av hediyesi de ne alacağını söyleyebilirim. Bizim ekip kahkaha yerde yatıyor benim söylediklerime. Niye yatıyorlar bilmiyorum. Yani aslanların biliyorsunuz ki heybetleri her zaman güçlü. Ben avcı olurum, popçu olurum, şarkıcı olurum kafası. Böyle bir aslanlarda bir ego fırlaması ama bütün aslanları seviyoruz. Hatta bana şöyle söyleyeyim. Aslan yorumunda abi bu ablayı kim becermiş, aslan mı becermiş acaba, bu kadar aslanlara küfrediyor. Benim aslan tanıdığım sadece bayan arkadaşlarım var ve lezbiyen de değilim, kimse beni becermedi. Yanlış anlamayın lütfen. Lütfen sizin ailenizden bacınız gibi görün ve küfretmeyin. Ha, küfredenleri de gülüp geçiyorum, çok teşekkür ediyorum diyorum ama aslanların yazısını bir inceleyin 2019 net. Yani bedenim, ruhum ne hakaret işitmiş, haddi hesabı yok yani. Neyse 22 Nisan. Başak burçlarına neler bekliyor diyorsanız, Başakların ailevi bazı geçmişteki mirasları var. Bunları bir türlü toparlayamadıkları için parasal evrede hesap, kitap, defter, çünkü Başak'ın şu şey var, titiz. Bu ödenmediyse o bir ay nasıl yaşarız? Evde bulgur yoksa pirinçli idare edemeyiz dediği bir kafası olduğu için onlar hep düzen, kural ve kurallar içerisinde sıkıştıkları için eğer kurallarda bir yanlışlık varsa ben nerede hata yapıyorum deyip endişeye girdiniz. Hayır, hatalık bir durum yok. Miraslarınızda olacak ama biraz uzun soluklu yasal süreçler, mahkemelerden kaynaklanan gecikmeler var. Yoksa siz bu haklarınızı alacaksınız. İşinizle alakalı da rayında ve yerinde kontrol etmek istediğiniz yer, sizin yerinizi kaybetmeyeceksiniz. Hatta yükseliş bekleyen bazı başak burçları için de inanılmaz güzel bir hafta ve bu ödülü alacaksınız. İlişkinizle ilgili de yalnız olan başaklara güzel bir aşk haftası. Hatta kalbiniz uzun süredir hissetmedi, ben aşık olmak nedir diyeyim, unuttum diyen başaklara bu hafta sürpriz bir aşk var. Kalbiniz yerinden çıkacak ve evet bu benim doğru insanım diyeceksiniz. Evlilikleriyle ilgili sorun yaşayan başaklara da sürpriz bir değişim. Hatta evliliği kurtulup hatta eşinizden güzel bir sürpriz hediye alacaksınız ve evliliğinizin tadını çıkartacaksınız diyorum. Terazi burçları 22 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, terazilerin yöneticileri evet ben burada olmam gerekiyor dediği haftaya giriş yaptılar. Benim yerim burası. Yani siz benim farkıma varın dedi. Evet, teraziler yöneticilerinin dikkatini alacaklar ve söylediklerini ikna alacaklar ve hak ettiğimiz noktaya giriş sağlanacak. Ama kardeşim senin bu yer merakın nedir terazi? Yerin tamam, bu yeri bitirdin, bu sefer bu yeri istiyorsun. Bir sene sonra da o kafanda kilitlendiğin yere sahip olacaksın. Şu anki yerini kontrol et. Yöneticilerin seni seviyor. Çalıştığın ortamda gayet mutlusun ama ben başka yere aitim diyen bazı terazi burçları için de güzel teklifler gelecek. Eğer değerlendirirseniz parasal hayatınızda verimlilik olacak. Sizde de sol ayak burkulması ya da sağ ayak krampı girebilir. Bu ara vücudunuzda kramplar oluşabilir. Terazi burçları o yüzden ani hareketler edip ya da yüzüyorsanız kramplarınıza dikkat ediyorsun. Uzun süredir de dostlarınızla yemek yemek istediğiniz fikirleriniz var. Bu hafta yatın, o bir hafta bu yemek sizin için daha keyifli ve daha eğlenceli olacak. Bir de evin renginde eşyalar, yatak odası, mutfaklı tabak, çanağı değiştirme. Bir de size yeşil merakı sal. Bana haki yeşili rengi yap. Haki yeşili nedir hayatım? Biraz daha mistik yeşil katarsan daha güzel enerjiye sahip olacağını düşün. 22 Nisan akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerin aslında
çok iş başardınız, evet rayına da oturttunuz ama kafanızda büyük bir teklif var, bunu alıp da yapabilir miyim dediğiniz bir hafta bu teklifi değerlendirin. Çünkü bu teklifin sonunda sizin isminiz ve ünvanınız ön plana çıkacak ve çok güzel de başarı sağlayacaksınız. Özel hayat konusunda hala geçmişte beklediğiniz ve kalben istediğiniz biri var. Evet o gelse de size yeni bir ilişki var, bunu doğru noktada değerlendirirseniz güzel ve aynı evrim hayatı paylaşmak aynı zamanda hayat arkadaşı olarak da. Ve evliliği ve çocuk isteyen bazı akrep burçlara çocuğum olma Emine Hanım ne zaman olacak diyorsanız bu Haziran ya da en geç Ekim ayına kadar çocuk muradı, hatta tedaviyle çocuk sahibi olacak bazı akrepler var. Güzel evlerinizde de çocuk muradı söz konusu olacak diyorum. Aracıyla ilgili sorun yaşayan akrepler bu yıl aracı kenarda bırakın, seneye değişim yapın. Küçük bir arsa yatırımı yapın çünkü paranızı gereksizce arabanın tekerine vermeyin, arsanın temeline verin. Sizin hayatınızda temelli bir arsanız olsun diyorum. Uzun süredir de görüşmek istemediğiniz akrabalarınız var. Bence artık onlarla da yüz ve onlarla ilgili sorunları kenarda bırakıp onlarla net bir şekilde ifade ederseniz terazi burçları daha huzurlu ve daha keyifli olacağınızı söyleyebilirim diyorum. Çocukluk arkadaşlarınızla da vakit geçirme, ufak bir yurt dışı planınız var, o da sürpriz bir planınız. Yay burçları 22 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, yayların evet aşk hayatları kırıcıydı ve yıkıcıydı ama geçtiğimiz 15 Nisan onlar için biraz daha toparlanma haftasıydı. Ama şöyle söylüyorum, doğru insanı gerçekten kalben istediğiniz ve bulduğunuz evliliğe doğru gidecek bir ilişki. Ama sizin işlerinizle alakalı hani masa değişikliği demeyelim de çok yoğun emniyeciğim işlerim. O evraktan bu evrağa, bu dosyadan bu da insanlar beni amele gibi kullanıyor tribim var. Ameleler de çok çalışıyor. Evet yaylar hepimiz birer ameleyiz. Yani hayatta kalmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız. Şikayet etmeyin ve yerinizi sabitleştirin ki yeriniz garanti olsun. Zaten sen garantiyi seviyorsun Yay burcu. Garantisiz görmediğin bir şeyden hemen kaçarsın. O yüzden yerini daha doğrulaştır, daha sağlamlaştır ki daha keyif al. Sizde de son zamanlarda boyunla ilgili değil de boğaz enfeksiyonu demeyin, boğaz nodülleri ya da şu nefes borunuzla alakalı tıkanmalarınız olabilir. Sigara içiyorsanız lütfen bu dönem sigarayı geride bırak Yay burcu. Sağlıklı gözükmüyor. Ve sende de devamlı tuvalete çıkma ihtiyacı duyabilir. Bu sinirlerin çok yıpranmış olduğuna alakalı. Gidip geliyorsan ben niye devamlı kendimi tuvalete hissediyorum diyorsan vücudunuzdaki kötü enerji atıyorsunuz. 22 Nisan Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız Oğlakların evet çok koşturmalı bir haftası var. Daha koşturacaksınız. Çünkü kafanızda 4 ayrı proje, 5 ayrı projeyle birlikte uğraşıyorsunuz ama ve çok önemli bir Mayıs'a hazırlığınız var sizin önünüzde ve bu Mayıs'ı eğer doğru değerlendirirseniz %100 kar edeceksiniz. Ve sizin en büyük sorununuz özel hayat. Çünkü aşk konusunda hep sevdim deyip hep zarar gördüğü için Oğlaklar, kimi sevseniz zarar gördüğünüz nokta. Evet artık zarar görmeyeceğiniz bir ilişkiye yelken açma. Bu ilişkileri bütünleşme ve evlilik. Evlilikleriyle ilgili sürpriz ikiz çocuk olabilir Oğlak burçlarının hanesinde. Ve bu çocuk muradı ve aydınlığı söz konusu olacak ve bu hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sizde de geçmiş dede ya da babaanne ya da anneanneden gelen bazı miras mahkemeleriniz olabilir. Aa babaannenin de böyle değerli malı varmış diyebilirsiniz. O kökten de gelecek sürpriz mal ve bu hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Sizde de tırnaklar da belki bu aralar çok fazla kırılıyor olabilir. O sinir sisteminizden bir de kilo almaya başladınız Oğlaklar. Hani 3-4 kilo var ama bunu da vermeniz gerekiyor. Çünkü sizin karaciğer ve böbrek hassasiyetiniz çok ön planda olduğu için yağlanma oranı olmasın. Evet kova burçları 22 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız kovaların yöneticileri değil de alt grubuyla alakalı anlaşamadığı noktalar var ve alttaki insanlar biraz stres ve gerginlik yaratıyor. Bu gerginlik onların hayatında çok yorucu oluyor. Alt grubu takmayın, yöneticilerinizle konsantre olursanız evet alttaki hataları siz örtmekten yoruldunuz, haklısınız. Evet onlar da rayına girecek, bence bunu kafaya takmayın. Ve ek ikramiye haftanız var, sürpriz bir para alacaksınız. Aa ben bunu ne zaman hak ettim dediğimiz bir süreç olacak. Bu da sizin için verimli ve aydınlık olacağını görüyorum. Hayatınızda güzel bir ilişkisiyle kavga edecek kovalar var. Bu hafta dilimizi tutuyoruz. Kimseyle kavga etmiyoruz. Yoksa ilişkimiz biter diyorum. Çünkü kavga size uyarı veriyor. Diyor ki bu hafta 22 Nisan sonrası bir hafta kimse ilişkinizle kavga etmeyin. Sonunda zararlı siz olacaksınız. Evliliğiyle alakalı da yaşayan bazı problemli süreçler var. Nedir bu problemli süreçler? Geçmiş takıntısı ya da yaşadığınız bir olayı hala unutamadığınız için kafanızda
yazılı ve ilişkiye sert tabirler yapıyorsunuz. Bence buna gerek yok diyorum. Sakin olun. Ve uzun süredir de görüşmek istediğiniz lise arkadaşlarınızla hoş bir hafta sonu, keyifli geçir. Ufak da bir kısa bir deniz tatili, hani denize gideceğiniz bir hafta olabilir. Keyfini çıkartın. 22 Nisan balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında böyle aldılar, böyle şu şekilde kendilerini yasladılar. Neye yasladılar? Çünkü istediğiniz ya bir araba ya da bir evin tadını çıkartmak için planladınız ve bunun muradına eriştiniz ve bunun keyfini çıkartıyorsunuz. İki tane de farklı bir anlaşma var. Bununla ilgili bu anlaşmadan güzel de para alacaksınız ve bulunduğunuz iş noktasında korumak ve orayı büyütmek istiyorsunuz, daha genişletmek istiyorsunuz. Bunu da yapacaksınız. İşsiz olan bazı balık burçları için de ufak tefek güzel teklifler ama kalıcı teklifler için belki iki ay gibi bir zamana ihtiyacım var. İlişkinizle ilgili de evet ben doğru erkeği ya da doğru hatunu buldum dediğiniz bir dönemdesiniz. Onun tadını çıkartın. Hatta ufak tefek evde yenilikler olabilir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi memnun olmadığınız bir ev aletlerini değiştirme kararı içerisinde olabilir bazı balık burçları. Bu da hayırlı olacak. Bir de uzun süredir annenizle konuşup ve onun hatalarını yüzüne söylemek istediğiniz noktaları var balık burçların. Bunu söyleme cesaretinde bulunacaksınız. Hatta anneniz böyle oğlum sen beni ya da kızım sen beni yanlış tanımışsın deyip ifadeler kırıcı olmadan tatlılıkla ifade ederseniz daha doğru anlayacağını söyleyebilirim. 22 Nisan haftalık borcumuzu burada yorumladık. Hoplayıp zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz, keyifli keyifli sevgiyle kalın, ağız tadında kalın.